Tamam hocam, açıldı. Evet. Mustafa şeyi düzeltebilir mi? Parazit. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam bir konuşabilir misiniz? Evet, ses geliyor mu arkadaşlar? Ses geliyor mu? Mikrofon açık mı hocam? Açık. Gelmesi lazım. Ses geliyor zaten. Ses geliyor. Biraz konuşabilir misiniz? Ses geliyor mu? Net geliyor. Yok, tamam. Şu an ses gelmiyor. 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 Ses gelmiyormuş. Şimdi? Şu an ses geliyor mu? Önce gelmiyor. Evet, yani... Yolum açık değil mi? Kapalı mı? Hocam siz başlayın, ben ayrılacağım. Tamamdır. Evet. Bugün arkadaşlar ağaç sembolizmi üzerine biraz konuşacağız. Kur'an'da cennetteki yaratılış ve o yaratılıştaki ağaç kavramı üzerinde durulur. Benzer bir şey, biraz farklı bir şeyle, yorumla Tevrat'ta geçer. Ve bütün kadim bilgeliklerde şeyle ilgili, ağaç sembolizmiyle ilgili birçok ifade vardır. Mesela yaratılış ağacı kavramı vardır. Bu Arapçada hilkat ağacı, yaratılış ağacı olarak şey yapar. Şimdi bununla ilgili bazı metinlere bir kısaca işaret ederim. Sonra bunlar üzerindeki yorumlara değinelim. Önce Kur'an-ı Kerim'den bir değerlendirme açısından bir ayeti ifade etmek istiyorum. Allah Adem'e şöyle diyor: "Ey Adem, eşinle beraber cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğinizi yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." Buradaki zulüm aslında en başta insanın kendine dönük zulmü olarak tanımlanıyor. Bir başka ayette de şöyle deniyor: bu şeytanın bu sürece olan müdahalesi veya şeytanın bu süreçteki rolüyle bağlantılı noktaya işaret ediyor. Şeytan onların kötülüklerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Yani şeytan insana, Adem ve Havva'ya diyelim veya bütün insanoğluna, kötülüklerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Ve dedi ki: "Rabbiniz size bu ağacı bir melek olmayasınız veya ölümsüz olmayasınız diye yasakladı." Yani onlara o ağaca yaklaşmamaları ile ilgili bir yorum yaptı veya onları yanıltmak adına bir ifade kullandı. Şimdi bu ayetle ilgili öncelikle kısa bir şekilde şunu ifade edeyim. Bu ayetin birçok mealinde Allah onlara, özür dilerim, şeytan onlara edep yerlerini göstermek için gibi ifadeler kullanılır.
Ayette böyle bir şey yok. Kötülük kavramı var burada. Onlara kötü taraflarını göstermek için onlara fısıldadı diye bu ayeti anlamamız en doğru ve en sağlıklı durumdur. Buradaki ifadenin cinsellikle vesaireyle temelde bir ilgisi yok aslında. Ama bizim geleneksel kültürümüz bu tür ayetleri hep böyle cinsellikle, cinsiyetle, avret mahalleriyle hep bağlantılandırır. Onun sembolik bir anlamı var ama şu an oraya girmeyeceğiz. Ama aslında bu ayetin bize ifade ettiği önemli nokta şu. Yaklaşılmaması tavsiye edilen bir şey var. Veya şu tarzda yaklaşılmaması tavsiye edilen bir şey var. Kutsal metinlerdeki ifadeye değinelim. Yaratılış bölümünde şöyle deniyor. Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i de oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. Yani Tevrat metninde iki ağaçtan bahsediliyor. Birisi yaşam ağacı, birisi iyi ile kötüyü bilme ağacı diye çevrilen bir ifade var. Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu ve ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tabii bu ifadede şöyle bir çekincem var. Yani buradaki orijinal ifade acaba iyi ile kötüyü bilme ifadesi miydi? Bunu %100 emin değiliz. Tarih içinde kutsal kitabın tercümeleri bu konuda bize biraz kapalılık veriyor olabilir. Ancak şuna önemli işaret edelim. İyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bunu bizim böyle ne diyelim modern zihinler veya böyle aydınlanmacı, tırnak içinde aydınlanmacı kafalar, filozofik kafalar diyelim, hep bunu şey yapar. Tanrı bilmemizi istemedi. Tanrı bilgiyi insandan kıskandı, bilmemizi istemedi. O yüzden de bilgiyle ilgili şeyi yasakladı. Ama bazı insanlar çok cesur davrandı. İşte Yunan mitolojisinde de vardır. Prometheus işte oradan ateşi alır ve onu insanlara verir diye sunar. Dolayısıyla da biz artık Tanrı'yla kafa kafaya çarpışabilecek şeye geliyoruz. Eskide sanki hani Tanrı insanı yarattı ama bilmesini istemiyordu gibi bir yaklaşım. Bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır arkadaşlar. Hatta Kur'an metninde insana esmanın talim edilmesi, yani isimlerin öğretilmesi bahsi vardır. Dolayısıyla burada Tanrı'nın insanlara bilgiyi esirgemesinden haşa bahsedemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Peki neyden bahsedebiliriz? Yani burada bir şey varsa, burada bir şey, bir hakikat payı varsa bu nedir? Bunu nasıl anlamalıyız? Yani tekrar özetleyelim. Tevrat metninde cennette iki ağaçtan bahsediliyor. Biri yaşam ağacı, birisi iyi ve kötüyü bilme ağacı. Tanrı diyor ki burada bu ağaçlardan hepsinden istifade edebilirsin. Özellikle yaşam ağacından istifade edebilirsin. Ama iyi ve kötüyü bilme ağacına dikkat et. Eğer yersen ölürsün gibi bir ifade. Bu ne anlatıyor bize? Bunu biraz anlamaya çalışacağız.
Kur'an'da ölürsün demiyor ama zalimlerden olursun diyor. Eğer o ağaç, o ağaca yaklaşırsan. Bu ağaç nedir veya ne anlatılmak isteniyor? Tabii ki maalesef bizim o geleneksel kültürde böyle ağaç ne ağacıdır? İncir ağacı mı, üzüm ağacı mı, işte başka bir ağaç mı, elma ağacı mı? Bizde çok yaygın toplumsal kültürde şey vardır, elma varmış, elma ağacıymış. Isırıyor ondan. Apple'ın da sembolü odur. O ısırılmış elma sembolü. Ve bu hep şey olarak ifade edilir. Yani insanlar Tanrı'nın bilgisinden cehd ederek, mücadele ederek bir parça kopardılar gibi lanse edilir. Tabii ben böyle olduğunu, bu manada olduğunu düşünmüyorum. Ne anlamak gerektiğini kendimce şöyle ifade etmeye çalışacağım. Şimdi bunu açıklamaya gelirken şu bir İslam aleminin bir ifadesi var. O da şöyle bir ifade kullanıyor. Göklerin, yeryüzünün, dağların tahammülünden çekindiği ve korktuğu o emanet kavramı var ya, emaneti yüklenmekten kaçındılar. Buna dair bir yorum yapıyor. Bu emanetin diyor, müteaddit yani birden çok anlamından bir tanesi, bir ferdi, bir yönü enedir. Yani ben bilincidir veya ben idrakidir. Ben diyebilme halidir. Mesela bunu diyebilmek önemli bir şeydir. Hani biz bazen örnek veriyoruz ya, bak bir kedi yavrularını büyütüyor ama benim yavrularım falan demiyor. Veya anne olamazsa niye anne olamadım, benim eksiğim var, ben kendimi tamamlayamadım veya işte kendimi ifade edemedim gibi hikayelere niye düşmüyor? Çünkü ben diyebilme imkanı yok aslında. Hani ben niye hep bunları gündeme getiriyorum, siz de bazen tebessüm ediyorsunuz, işte kedi bak böyle yapmıyor diyorum. Aslında neyi anlatmak istiyorum? Kedi olasınız diye değil veya kedi gibi olun diye değil. Aradaki farkı anlayın, anlayalım ve bunu bilinçli bir şekilde idrak ederek bize ekstradan insan olarak bize verilmiş imkanı doğru bir şekilde kullanalım. Çünkü doğru bir şekilde kullanmadığımızda bu aleyhimize işleyecek ve biz zalimlerden olmuş olacağız. Bakın şöyle diyor bu alim, o emanetin birçok yönünden, birçok anlamından bir tanesi ben bilincidir, bendir. Evet, ene yani ben, Adem zamanından şimdiye kadar insaniyet aleminin etrafına dal budak salan nurani bir tuğba ağacı ile dehşetli bir zakkum ağacının çekirdeğidir. Burada da bir çekirdek metaforu var. Ve ağaç metaforu var. Yaratılış ağacı dediğimizde aslında yaratılış ağacının bir çekirdeği vardır. O çekirdekten bu yaratılış tezahür etmiştir. Hatta birçok İslam aliminin ifadesi şudur. Yaratılış ağacının en son ve en mükemmel meyvesi insandır denir. Bu bir sembolizmdir. Burada bu bahsettiğimiz alimin önemli bir ifadesi aslında bu. Yani ene yani ben bilinci bir çekirdektir. Fakat bu çekirdekten iki farklı şeyin çıkma ihtimali vardır. Bir tanesi Tuğba ağacı diye bizde yine sembolize edilen bir şey vardır. Bir de zakkum ağacı denen, birisi cennet ağacı, birisi cehennemde ortaya çıkan bir bitki olarak yorumlanır. Yani ne demek isteniyor? Yani bu ben dediğim şey öyle bir şeydir ki senin için cennetsi bir hale, cennetsi bir varoluşa, cennetsi bir huzura
kaynak teşkil edebilir. Sana cehennemi de yaşatabilir. Dolayısıyla burada aslında bize çok önemli bir hatırlatmada ve uyarıda bulunuluyor. Bu ben dediğimiz emanet hem çok kıymetli, hem fevkalade marifete, irfana, bilgeliğe, hakikate temas etmeyi sağlayabilen bir şey, hem de başına büyük bir bela olabilecek bir şey. Nasıl bela oluyor? Biraz ona işaret edelim. Mevzu açıkta kalmasın. Nasıl bela oluyor? Ben dediğin kavramı veya ben dediğin hakikati idrak etmiyorsun ve onu bir şeylerle özdeşleştiriyorsun. Mesela kendini bedeninle özdeşleştiriyorsun ve diyorsun ki ben nasılım? Bir baksana bana, ben nasılım? İyi mi gözüküyorum? İşte yakışıklı mıyım? Güzel miyim? Mesela beni beğeniyor musun diyorum. Ne üzerinden bunu kullanıyorum? Yani beni beğeniyor musun derken hangi ben? Değil mi? Orada ben ne yapmış oluyorum? Ben derken beni bedene indirgiyorum. Beden üzerinden beni tanımlıyorum. Ve bu ne oluyor aslında? Benim başımın belası olabiliyor. Veya kıyaslıyorum. Diyorum ki ben mi daha zenginim, o mu? Ben mi daha etkiliyim, o mu? Ben mi daha üstünüm, o mu? Veya işte herkes bir şey yapıyor, ben bir şey yapamıyorum. Bu sefer beni neye indirgedim? Bir eylemselliğe indirgedim. Herkes bir şey yapıyor, ben hiçbir şey yapamıyorum. Dediğimde ne yapmış oluyorum? Beni, gerçek beni unutuyorum ve beni indirgiyorum. Eşyaya indirgiyorum, maddeye indirgiyorum, duygulara indirgiyorum. Mesela diyorum ki beni anlamıyorsun. Neye indirgiyorum kendimi? Duygulara indirgiyorum mesela. Veya anlaşılıp anlaşılmamaya indirgiyorum. Halbuki beni anlasan ve anlamasan ne olur? Ben ne? Önce o bir beni anlamam gerekir. Sonra eğer gerçek beni bulursam o zaman idrak edeceğim ki o beni anlasan da anlamasan da o benim için aslında değişen bir şey yok. O bir tecrübedir. Nasıl biz bazen mesela bir çocukla konuşuruz. Diyelim ki 3-4 yaşında bir çocukla konuştuğunda bazen seni anlar, bazen anlamaz. Ama anlamadığında hiç gücenmezsin. Çünkü kendini anlattığın şeye de indirgemiyorsun. Birisinin seni anlamasına da indirgemiyorsun. O sadece bir tecrübedir. Dolayısıyla bakın, bütün ızdırabımız kendimizi özdeşleştirdiğimiz sahte şeylerden kaynaklanıyor. O yüzden hani insan niye uzun süre ben dememelidir? Veya işte bir manastıra girdiğinde veya manevi bir inisiyasyon, bir yola girdiğinde bazı geleneklerde, bazı inisiyasyon okullarında ben demek tırnak içinde yasaklanır. Yani yasaklanmasının nedeni seni engellemek değil. Sen yanlış şeylere ben diyorsun. Ben bu suyu seviyorum, sevmiyorum. Ben bu havayı seviyorum, sevmiyorum. Kendini hep bir şeylerle özdeşleştirerek ben kavramını kullanıyorsun ve %99.9 yanlış yerde kullanıyorsun. Mesela niye beni başkalarıyla kıyaslıyorlar diyorsun mesela. Halbuki gerçek ben bundan rahatsız olur mu? Olmaz. Ama senin öyle bir benin var ki aslında sen kendini zaten en başta başkalarıyla kıyaslıyorsun. Ve o kıyaslamada hoşuna gitmeyen bir kıyaslama yapılıyorsa bu seni rahatsız ediyor. Bütün hikaye, yani ayetin ifadesiyle kendi kendimize zulmediyoruz.
Aslında niye zulmediyoruz? Çünkü bir çekirdekten iki ağaç çıkabilir. Ağacın bir tanesi cennetsidir, bir tanesi cehennem gibidir. Niye cehennem gibi? Çünkü ömrüm boyunca sevilmek, onaylanmak, değer görmek, bir şey başarmak, başaramamak, dışlanmak, kıyaslanmak, bir sürü hikayenin içinde seni döndürüp dolaştırıyor. Ve hiçbir zaman senin onun üzerinden huzur bulma imkanın yok. Bir şeye sahip mi oldun? Çok mu mutlu oldun? Gidecek elinden. Çok mu sağlıklısın? Bir gün hasta olacaksın. Çok genç ve diri misin? Bir gün yaşlanacaksın. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsun? Kendini o tuzağa bulaştırdığın an ister tırnak içinde geçici bir mutluluk yaşa, ister yaşama. Nihayetinde mutsuz olmak durumunda kalacaksın. İşte benim yorumum, yani Tevrat'taki o yaşam ağacıyla iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı denilen şey, hakikatin penceresinden bir şeye bakmakla benliğin dualite gözünden dünyaya bakmak arasındaki farka işaret ediyor. Yani sen dualite üzerinden ve geçici tabiatın üzerinden baktığında, o zaman işte seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Önemseniyor muyum, önemsenmiyor muyum? Anlaşılıyor muyum, anlaşılmıyor muyum? Bana saygı duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Kıymetim biliniyor mu, bilinmiyor mu? Şu şeyi biliyor muyum, bilmiyor muyum? Şundan bilgili miyim, değil miyim? Şu insandan şanslı mıyım, değil miyim? Gibi dualitenin üzerinden baktığında aslında sen işte iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından, aslında bu gerçek bir bilgi değil. Bu hakiki anlamda bir bilgi değil. Bu sahte benlikler üzerinden ürettiğimiz bir bilgi. İnsanoğlunun yaşamının %99.9'u da bunun üzerinden işliyor. İnsanların ilişkilerine bakın, sosyal hayatlarına bakın. Nereye bakarsanız bakın, herkes iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı üzerinden yaşıyor. Eşim beni seviyor mu? Arkadaşlarım bana saygı duyuyor mu? Benim kıymetimi bilen var mı? Şu hayatta bir şey başarabildim mi? Gibi sürekli olarak o dualitenin içinden kendinize bakıyorsunuz ve o dualitenin gözlüğüyle hayatı okumaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da aslında ölüsünüz. Hepimiz ölüyüz o gözle baktığımızda. Ne demek ölüyüz? Gerçek diri olan özümüzün farkındalığını kaybediyoruz. O yüzden iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yediğin zaman ölüyorsun. Neden? Çünkü gerçek kendiliği unutuyorsun. O Allah'la bağlı olan, Allah'a ait olan, sevginin, merhametin, iyiliğin, güzelliğin aynı zamanda hem bir nevi aleme nispetle kaynağısın, bir nevi de kanalısın. Yani zahiren kaynağı gibi görünüyorsun ama hakikatte hep Allah'ın sonsuz ilminin, sevgisinin, şefkatinin, kudretinin, izzetinin hem yaşayanısın hem kanalısın. Ve sen devamlı ona bağlısın. Ve sen her an onunla yaşıyorsun. O zaman yaşam ağacından diyorsun. Mesela orada beni kim anlıyor ya deyip böyle başın öne eğik veya böyle mutsuz bir duygu veya düşünce içinde olmuyorsun. Neden? Çünkü öyle bir şey yok yani. Hani bu şuna benzer. Suyun ben kuru muyum, ıslak mıyım? Akabiliyor muyum, akamıyor muyum demesi gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama su kendini unutursa, rüyaya dalarsa
ben akıyor muyum, akamıyor muyum, niye akamıyorum falan diye rüya içinde sahte benlikler üzerinden o soruları sorabilir. Şimdi biz niye bütün bu kadar soruyu soruyoruz? Niye kendimizi bu kadar ispat etme çabasındayız? Çünkü varlığımızı unuttuk. Varlığını unutunca bir boşluk kalıyor elinde. O boşluğu bu sefer doldurmaya çalışıyorsun. Var olmaya çalışıyorsun. İspat etmeye çalışıyorsun bir şeyleri. Biri seninle kıyaslama yapınca onunla rekabete giriyorsun. Veya kendini geride, eksik, yetersiz hissedip kendine kahrediyorsun. Neden? Çünkü dualite üzerinden, ikilik üzerinden bak hem kendine bakıyorsun hem aleme o gözle bakıyorsun. Peki sen var mıyım yok muyum ikileminden mi kendine bakacaksın? Sen böyle bir varlık değilsin ki. Sen Tanrı'nın sonsuz ilminde var olan, kudretiyle tezahür ettirilen ve yine ona dönecek olan ama aynı zamanda her anda onda olan bir varlıksın. Anan olsa da, baban olsa da, seni sokağa da atsalar, hiç kimse senin kıymetini bilmese de Allah'tasın. Yani hiç kimse benim kıymetimi bilmiyor deyip üzülüyorsam ben yaşayan biri miyim, ölü biri miyim? Ben ölü biriyim o durumda. Çünkü neden? Çünkü yaşayan Tanrı'da değilim Hazreti İsa'nın deyimiyle. Sen yaşayan Tanrı'ya inanıyorsun değil mi? Diyelim. Ama sen ölüsün. O zaman sen nasıl yaşayan Tanrı'ya inanıyor olabilirsin? Farkında değilsin. Onu hani zihinsel olarak inansan da bilinç olarak aslında onun farkında değilsin. Onu unutuyorsun. Ve onu unutan bir benlikle bu sefer anlaşılıyor muyum, takdir ediliyor muyum, seviliyor muyum, kıymetim biliniyor mu, küçümseniyor muyum, küçümsenmiyor muyum, başarılı mıyım, başarısız mıyım? Alemden ne bekliyorsun? Bunları bekliyorsun. İki, Allah'ın sana verdiği şeyler üzerinden bunları kendine mal edip sonra diyorsun ki ben sana çok kıymet veriyorum ama sen vermiyorsun. Ben sana dürüst davranıyorum ama sen davranmıyorsun. Ben sana anlayışlıyım ama sen anlayışsızsın. Ben senin her dediğini yapıyorum ama sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun. Sonra bu tartışmalara giriyoruz, bu kavgaları yapıyoruz. Neden? Çünkü yaşayan Tanrı'da değilsin. Onu bilinç düzeyinde unutmuşsun. Unuttuğun için de ölüsün. Ölü olduğun için de hem kendinle kavgalısın hem hayatla kavgalısın. Biri seni yok saydığında sen yok mu oluyorsun? Evet, öyle hissediyorsun. Ama gerçekte, gerçekte değil. Ama gerçeğin farkına varmaya çalışıyor musun? Hani işte o prenses, uyuyan prenses ve yedi cüceler de bunu anlatıyor. Yani orada da ne vardır? İşte bir cadı vardır. Prensesi kıskanır ve ona bir şekilde onun aklına girerek ona o zehirli elmadan bir ısırık yedirir. O da yediği anda uykuya dalar. Yedi cüceler ancak onu biyolojik olarak yaşatır. Bilinç olarak ona yardım edemezler. Yani bizim beş duyumuz, duygu ve rasyonel zihnimiz bizi uyandıramaz. Bizi uyandıracak olan şey kutsal olan bir şeydir. Kutsalla temas ettiğinde bu temas illa fiziksel anlamıyla kastetmiyoruz. Yani o sınırlı melekeleri bilip onların ne manaya geldiğini idrak edip evet onlar şunun için verilmiştir.
Ama onlar sonsuz ve sınırsız değil. Senin gözün sınırlı, ölçülebilen, tartılabilen, sınırları olan şeyleri görmek için verilmiştir. Her şeyi görebilen bir gözün yok. Her şeyi duyabilen bir kulağın yok. Her şeyi koklayabilen bir burnun yok. Her şeye dokunabileceğin bir dokunma duyunda yok. Uzaya gitsen nereye dokunacaksın? Farz et ki uzayda hiçbir şey yok. Var mı dokunabileceğin bir şey? Ama uzay dediğimiz bir şey var. Hani modern bilim halen bunun ne olduğunu bilmiyor ama bir şey var diyor. Bak oraya da dokunamıyorsun. Hani dokunma duyun her şeye dokunamıyor. Yani o yedi cüceler niye cüce olarak tarif edilmiş? Çünkü sınırlı ölçüde imkanları var. Onlar zaten prensesi uyandırmak için yaratılmamışlar. Onların kendilerine göre bir fonksiyonu var. Prensesin uyanması için kutsal bir şeye ihtiyaç var. Kutsal bir şeyin ona dokunmasına ihtiyacı var. Şimdi bizler de aslında ne yapıyoruz? Çok küçük yaşlardan itibaren iyilik ve kötülüğü bilme ağacı diye burada sembolize edilen bir şeyi bilinç olarak onaylıyoruz. Mesela anne babamızdan ne alıyoruz? Ben senin annen ve babanım. Değil mi? Sanki onlar bizi var etmiş. Sanki biz onlarla var olmuşuz gibi bir zannımız var, değil mi? Hatta hani sığ bir zihin hemen şunu üretir. Evlenmeselerdi nasıl olacaktın? Yani güzel kardeşim, ben bir beden miyim? Sen biraz oradan bir düşünemiyor musun? Yani konumuz biyoloji mi? Ben biyolojik bir varlık mıyım? Biyolojik bir varlık mıyım, değil miyim? Önce o soruyu sormamız gerekir. Senin annen baban ne yapmış da sen olmuşsun? Yani senin beyninin bir santimetre karesini oluşturamazlar. Ne yapmış olabilir? Bir araya gelmişler, bu kadar. Sen onlar tarafından mı var ediliyorsun? Onların çocuğu olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar, insan aslında en temel soruyu unutuyor. O da nedir? Ben neyim sorusu. Ama ben neyim sorusunu hemen sorup mevcut düşünce mekanizmasıyla, mevcut duygu mekanizmasıyla hemen cevap vermeye çalışıyoruz. Bu şu anki bilincimizle hemen cevap verebileceğimiz bir şey değil. Şu anki bilincimizle ne olmadığımızı cevaplandırabiliriz. Ne olmadığımızı tespit edebiliriz. Ne olduğumuzu değil. Ben kimim, ben neyim? Buna cevap veremezsin. Mevcut şu anki bilinç düzeyinle buna cevap veremezsin. Bu yedi cücenin prensesi uyandıramaması gibidir. Yedi cüce isteseler de prensesi uyandıramıyorlar. Yani prensesi çok seviyorlar ama onu uyandıramıyorlar. Şimdi biz bu modern ve düşmüş olan, indirgenmiş olan zihnimizle ben kimime cevap vermeye çalışıyoruz. Ve sürekli aynı şeyin içinde, labirentin içinde dolanıyoruz. Önce bir durup ben ne değilim? Bunu keşfetmeye ihtiyacımız var. Veya bu soruda kalmaya ihtiyacımız var. Yani ben ne değilim? Mesela ben beden miyim? Bir bakayım yani. Ben duygularım mıyım? Bir bakayım. Ben düşüncelerim miyim? Bir bakayım. Ben ilişkilerim üzerinden var olan bir varlık mıyım? Bir bakayım.
ben kendimi ifade etmek üzerinden var olan biri miyim? Hiç kimseye kendimi ifade edemezsem var olamaz mıyım? Neyim demeden önce ne değilim ve öyle miyim? Yani bir insan kendince düşünüp diyebilir, ben bedenim. Tamam, o zaman onun hükmüne razı olacaksın. Bir bedensen bir gün güzel olduğun gibi bir gün çirkin olacaksın tırnak içinde. Bir gün yakışıklı olduğun gibi bir gün ihtiyarlayıp o yakışıklılığın gidecek. Bakın insanlar niye bu kadar, ya işte yaşlı deyince böyle alınıyorlar. Niye böyle işte, ya işte bana böyle deme veya ben yaşlı değilim. Ben kendimi hissettiğim yaştayım. Ya sen hangi tür bir zekanın içinde yaşıyorsun? Bu nasıl bir zekadır? Ne demek insan hissettiği yaştadır ya? Böyle bir şey olur mu? Yani sen, hani derler ya, sen neyi yiyip içiyorsun derler ya. Hani neyi yiyip içiyoruz arkadaşlar böyle? Bir de çok hızlı bir şekilde bunlar ne kadar yayılıyor değil mi? Yani ne demek ben hissettiğim yaştayım? Ben bedensel olarak 56 yaşını bitirmişim. Beden olarak öyleyim. Ama benim öz varlığımın bir yaşı yok. Ondan gelip ona dönüyorum. Genç mi, yaşlı mı, böyle bir kavramı yok onun. Dolayısıyla kendim neyim sorusunu hemen cevaplamadan önce ne değilim? Çünkü biz bu iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemişiz bir kere. Önce ne halt yediğimize bakmamız gerekiyor. Onları fark etmemiz gerekiyor. Yani Hazreti İsa'nın ifadesiyle yeni şarap yeni kaba konur diyor. Şarap deyince de aklınıza haramdı maramdı. İçecek anlamında alın bunu. Yani yeni bir içecek yeni bir fıçıya konur. Biz hepsini ne yapıyoruz? Hepsini karıştırıyoruz. Bir yandan Muhittin Arabi okuyorsun. Bir yandan da ya güzelim değil mi? Yaşlanmadım değil mi? Diyoruz. Birisi bize biraz yaşlanmışsın deyince aa bak kalbimi kırıyorsun diyoruz. Yarım saat evvel de Muhittin Arabi'den uçuyorsun. Varlığın birliği, vahdedi vücuttan uçuyorsun, gidiyorsun yani. Bu nasıl bir şeydir? Bu karmaşık bir hikayedir. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ben tasavvufla ilgileniyorum. İlgilenme kardeşim. Tasavvufun ruhu ol. Yoksa tasavvufla ilgileniyorsan okursun, edersin ama sen değişmezsin. O yüzden Allah rahmet eylesin, René Guénon tasavvufla ilgileniyorum diyenlerle ilgilenmezmiş yani. Yani ben bir yola girdim ve bir yolda ilerlemeye niyetliyim, gayret ediyorum diyeceksin. Yoksa tasavvufla ilgileniyorum. Ben Muhittin Arabi okuyorum, işte falanı okuyorum vesaire. Yani okuyorsun, içinde seni kim okuyor peki? Hiç onu düşünüyor musun? Sana seninle ilgili kim ne fısıldıyor? Sana seninle ilgili kim bir hikaye anlatıyor? Bunun farkında mısın? Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, önemseniyor muyum, değer görüyor muyum, anlaşılıyor muyum? Sen o sahte benliklerin içindeyken yaşadığın sürecin sende oluşturduğu yaraları fark etmelisin. Onların sahteliğini anlamalısın. O sahtelikleri anlaya anlaya, onları bıraka bıraka, ben anne babamın çocuğu değilim, ben şu milletten, şu ulustan değilim, ben şu ilişkilerin içinde olan bir varlık değilim, sen bunlar değilsin. Ama böyle deneyimler yaşıyorsun. Bakın bunu hep hatırlatıyorum. Bunları ayırmamız gerekiyor. Mesela ben dayı mıyım, amca mıyım, yeğen miyim, torun muyum, evlat mıyım? Neyim ben? Anneme göre evlat, bir kısım yeğenlerime göre amca, bir kısmına göre dayı, dedelerime göre torun, birilerine göre arkadaş, dost, abi vesaire. Ben bu muyum? Böyle mi diyeceğim? Ben işte
iyi bir yeğenim veya benim dayılarım beni çok severler, çok kıymet verirler mi diyeceğim. Böyle bir şekilde mi hayata bakacağım? Veya işte herkesin dayısı, amcası, şuyu buyu var. Benim öyle elle tutulacak ne bir dayım var, ne bir amcam var falan mı diyeceğim? Veya işte yeğenlerim beni aramıyor, sormuyor. İşte vefa kalmamış, şu olmuş, bu olmuş mu diyeceğim? Bunların üzerinden mi hareket edeceğim? Bunu dersem ne olur? İşte iyilik ve kötülüğün, iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yiyorum. Aslında burada bahsettiğiniz iyiliğin ve kötülüğün bilgisi ağacı, o asıl iyilik ve kötülük bilgisi değil bu. Bu sahte benliklerin sahte iyilik ve kötülük bilgisi. Mesela sevilmek iyidir, sevilmemek kötüdür diyorum, değil mi? İşte başarılı olmak iyidir, başarısız olmak kötüdür. Annem baban tarafından onaylanmak, değer görmek iyidir, görmemek kötüdür. Kimsesiz olmak kötüdür, çok çevrende kimselerin olması iyidir. Mesela ben insan biriktiriyorum diyen insanlar var, değil mi mesela? Onları biriktireceğine kendini arasa çok daha nitelikli bir şey olacak. İşte bakın, burada anlatılan şey hakiki iyilik kötülük mevzusu değildir. Sahte benlikler üzerinden ürettiğimiz iyilik ve kötülük algısıdır. Ve biz bir ömür boyu bu iki kutup arasında gidip gelebiliriz. Ve ömrümüzü böyle boşa geçirebiliriz. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim buna kendine zulmetmek diyor. Tevrat buna ölmek diyor. Şimdi düşünün, biz yaşıyor muyuz, ölü müyüz? Ve yaşamak istiyor muyuz? Yaşamak istiyor muyum? Hani hep Hazreti İsa işaret eder. Yaşayan Tanrı. Tabii Hristiyanlar bunu Hazreti İsa'ya inanmak olarak algılıyorlar. Yani yaşayan Tanrı, İslami literatüre çevirirsek hay ve kayyum olan Allah'tır ve sen ondasın. Onun hay ismiyle dirisin, onun kayyum ismiyle de var ve ayaktasın. O zaman sen nasıl alemin dilencisi olabilirsin? Sen nasıl kendini kimsesiz zannedebilirsin? Sen nasıl kendini şanssız görebilirsin? Sen nasıl bir insan seni yok saydığında kendini yokmuş gibi hissedebilirsin? Bu nasıl olabilir? Evet, nasıl olabilir anladınız değil mi? Nasıl olmayabilir? Biz gerçek kendimizi hatırlama yolculuğu yaparsak bütün o tuzaklar bir bir ortadan kalkar. O yüzden kutsal kitap bize diyor ki insanlar etrafından dağılacak olurlarsa de ki Allah bana yeter. Bakın o de ki de önemlidir. Yani Allah ile onu diyebileceksin. O de ki'yi dedirten ne? Senin Allah'a dair idrakin. Bütün insanlar etrafından dağıldı. Evet. İçindeki öz varlık diyor ki Allah bana yeter. Yani o bir söz değil ama. O zaten bir hakikatin ifadesi. Onu ifade etmene de gerek yok. Instagram'da sayfanın hikaye kısmına yazmana da gerek yok. Allah bana yeter. Ama görüyoruz işte yetmiyor. Ama kime yetmiyor? Onu keşfetmen gerekir. Kime yetmiyor? Ve kime yetiyor? Allah kime yetiyor? Allah bana yeter diyen kim olacaktır? Sen gerçekten kendin olduğunda bunu keşfedeceksin. O yüzden de kendin olmayan şeyleri birer birer bırakman gerekiyor. O yüzden inisiyasyon, yani manevi yolculuk, bilinç düzeyinde sahtelikleri terk etmekle başlar.
sen Allah'ın sevgilisisin. Sen Allah'ın varlığıyla var olansın. Sen Allah'ın kudretiyle işleyensin. Sen Allah'ın sonsuz ilmine muhatap olan ve o ilimden karınca kaderince beslenensin. O yüzden kendini tanı. Kendini tanırsan oradan yol alabilirsin. Kendini tanımazsan kendini insanlara tanıtmak zorunda kalırsın. Kim beni tanıyor, kim tanımıyor, kim beni nasıl tanıyor, iyi tanıyor mu, kötü tanıyor mu? Acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Niye merak ediyorsun acaba? Kim merak ediyor? Bunu fark etmeye ihtiyacımız var. Bunu fark ettiğimizde dönüşüm başlayacaktır. Yoksa bir anda o dualitenin tuzağındaki benlik tarafından uyutulursun. Kim beni anlıyor, kim beni seviyor, kim bana önem veriyor? Hayatta ne başardım, ne yapabildim? İşte var olma sancısı duyuyorum. Kim söylüyor bunları bir bak. Sakince ama bir bak. Acele etmeden. Onlar da bu hikayenin bir parçası. O yüzden hani ben orada Hazreti Ali'nin rivayet edilen bir sözünü önemsiyorum. Hani rivayetlere göre peygamber vahyi aldığı zaman işte Hazreti Hatice'ye söyler. Bakın şey de yok, dikkat edin. Yani hanım gel sana ne anlatacağım, bana vahiy geldi hemen inan değil yani. Ona özgür bir birey olarak soruyor. Atıyorum hanımı da inanmayabilirdi, değil mi? Bu bir problem teşkil eder mi? Yok, etmemesi gerekir. Ki örneğini görüyoruz değil mi? Hazreti Nuh'un hanımı ona inanmadı. Ama biz karımız veya kocamız bizden farklı düşünse hemen şey yapıyoruz. Sen nasıl böyle düşünürsün veya işte sen benim dediğimi kabul et. Hayır, etmeyebilir. O onun alanı. Ve senin bundan dolayı hiçbir rahatsızlığın olmaması gerekir. Bu ona ait bir şeydir. Senin orada bir ego hikayen doğuyorsa senin o hikayeye bakman gerekir. Şuna geleceğim. Peygamber Hazreti Ali'ye, o zaman bilmiyorum yaşı kaç, muhtemelen 18'in 6'dır. Belki 12-13 yaşında veya 14 yaşında. Diyor ki, bana bir alemlerin Rabbi olan Allah'tan bana bir mesaj geldi. Allah birdir, ben onun elçisiyim vesaire ifade eder. Hazreti Ali şöyle bir babama sorayım der, sonra iki adım gider döner ve der ki babam beni yaratırken Allah beni yaratırken babama sormadı. Ben de Allah'a inanırken ona sormam gerekmiyor. Bakın bu aslında özgür bir bilinçtir. Yani o çocuk yaşta hani benim var edenim annem babam değildir. Tabii ki anne babama saygı duyarım, severim. Bu dünya hayatında sorumluluklarımı yerine getiririm. Bu ayrı bir bahis. Ama anne babam beni yaratmadı. Anne babamın bana olan tutumu, benim varlığımı veya değerimi tanımlamıyor. Böyle bir şey yok. O yüzden hangi yerden problemli bir tuzağın içine çekilmişsek onu keşfetmemiz lazım. Benim o sahte benlik hikayemde annem babam çok mu yer alıyor? Çok mu takık bir tarafım var anne babamla? Oraya bakacağım. Herkesin var. Neyse. Dersleri yanlış insanlara veriyorsunuz. Ebeveynlere vermeniz lazım. Bir çocuk dese ki ben yani hiçbir şeyle var olmayarak var olacağım. O anne baba aklıma oynasın. Ne demek istiyorsunuz? Tamam, o oynatanlara da gelirlerse anlatırız. Ama biz kendimizle. Mesela ben tabii ki anneme demiyorum. Tabii anneme desem bir şey demez. Ya. Derim ki sen beni var eden değilsin desem hiç yani kesin der. Yani tabii ki oğlum Allah var etti der. Bakmayın şimdi modern anne babaları. Yani
eski nesil kendini var eden olarak görmezdi ki. Sonra bozulma daha bir şey güçlendi. De var. İşte şu okulu bitirdim, şu oldum ya da işte İşte bunlar hep sahte şeyler. Tamam. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii onları şimdi onları görürsek onlara da anlatacağız ama biz oradan gol yediğimiz için önce biz bir kendimizi kurtarmalıyız. Yani annem babam aydınlansa ben aydınlanmayacağım. O yüzden herkesin kendi üzerinde çalışması esastır. Yani nasıl ifade edelim ki peygamberin yaşadığı dönemde vardır. Bir genç iman etmiştir. Anne babası etmemiştir ve işte eğer İslam'dan dönmezsen intihar ederiz. Açlık grevi yaparız demişlerdir. O evlat da demiştir ki o sizin meseleniz. Bakın ne kadar güzel bir bilinç değil mi? Şimdi bize bir anne babamız dese ki sen şu şeyden vazgeç, vazgeçmezsen açlık grevi yapar kendimi öldürürüm. Bizim paçalarımız tutuşabilir değil mi? Tutuşmaz. Mesela dese, yani şunu düşünemiyor musun? Acaba bende ne hakkı var? Bir bakayım değil mi? Yani onda bir bilinç problemi varsa ben o bilinç problemini aynen kabul mü etmeliyim? Ben bir evlat olarak, bir insan olarak anne babama hürmet ederim. Elimden gelen çabayı gösteririm ama ben onların kölesi değilim. Ben onların var ettiği bir varlık değilim. Ben özgür bir varlığım. Ben yaradanla bağ olan, yani insanın hakiki olarak tek bir şeye nispeti vardır. O da Allah'tır. Efendim? O kadar net çalışmıyorlar. Evet. Biz kendi sürecimize dikkat etmeliyiz yani arkadaşlar. Biz başkalarının mesela anne, baba, arkadaş vesaire birçok bizimle ilgili birçok ön yargıları olabilir. Birçok kabulleri olabilir. Ben olmasaydım sen olmazdın diyebilir bir anne baba bile veya başka şeyler. Biz kendi bilincimize dikkat etmeliyiz. Kendi bilincimizi doğal dengesine getirmeliyiz. O dengeye getirdiğin zaman her şey rayına girmiş demektir. O yüzden asla bakın zihnimiz başkalarıyla meşgul olmamalıdır. Bu annen, baban, eşin dahi olsa olmamalıdır. Oluyorsa orada dönüştürmen gereken bir şey vardır. Bu o insanları umursamamak demek değildir. Yanlış algı ve bilinçte kim olursa olsun bu o insanları bağlar. Sen kendi varlık ve farkındalığına dönüş yolculuğu yapmalısın. Yaptığında kendine dönmüş olursun. Ve o tuzaktan kurtulmuş olursun. O yüzden de aslında şunu da hatırlamalıyız. Günümüzde bize kim olduğumuzu kim anlatıyor biraz oraya da bakmak durumundayız. O yüzden ben bugün hani modern psikolojinin veya psikiyatrinin birlikte bize kim olduğumuza dair çok sahte bir yerden baktığını düşünüyorum. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biz bugün özellikle son 50 yılda psikolojinin, psikiyatrinin baktığı yerden kendimizi tanımlıyoruz. Mesela insan ötekiyle vardır. Acaba öyle midir? Hiç sorgulayabiliyor musun bunu? Ama bunu sorgulayabilmen için neye ihtiyacın var? Özgürce bakabilecek bir bilince ihtiyacın var. Şu anki algınla baktığın zaman diyorsun ki adamlar haklı. Değil mi? İnsan ötekiyle vardır. Evet. İşte bunun üzerinde objektif bakabilmek için biraz sakin bir yerde durmak gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Çünkü mevcut durumumuz bizim fıtri durumumuz değil. Fıtri olmadığı için
fıtri olanla olmayanı birbirinden ayırt edeceğiz. Bunu da sakin bir şekilde yapacağız. Tırnak içinde acelemiz yok. Ama bu tembellik yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü bakın, aslında şeytan ne yaptı? Adem'e aceleyle bak, hızlan, şey yap, hiç vakit kaybetme, o ağaçtan ye. Çünkü yemezsen melek olamayacaksın. Ebedi bir hayata sahip olamayacaksın diye ona fısıldıyor. Bu aslında evrensel bir hadisedir. Bu işte atıyorum 100 bin yıl evvel, 500 bin yıl evvel, 1 milyon yıl evvel olmuş bir hadise değil. Bu her an gerçekleşen bir şey. Şu ayet aynen şu anda benim için de gerçekleşiyor, her birimiz için de gerçekleşiyor. Evet. Bu kimin problemi? Kimisi de tam tersi, hiçbir şekilde bağlaşım kurmuyor ve ne yaparsan yap hiçbir şekilde önderlik. Ve şöyle bir şey var. Az önce bahsettiğiniz kısım aslında kurban psikolojisi. Kurban psikolojinin söylediği. Kurban psikolojisine bana şunu yaptılar, bana destek olmadılar, beni sevmediler. Aslında hani ergenlikle bizim akıl bali olma diyoruz ya. Orada aslında bizim irademiz tam anlamıyla devreye giriyor. Ve kişi 20'li yaşlarından itibaren, hadi ergenlikte kimlik arayışı dönemi, İnşallah o dönemde de keşke hani tam bulabilsek ama kimlik arayışı dönemi tamamlandığında gerçi o iş tamamlanmıyor aslında. O en büyük belamız kimlik arayışı dönemi. Ne kadar evet. Sahte bir kavram değil mi? Kesinlikle. Ben bir yaşa geliyorum ve kimlik arayışı dönemim başlıyor. Evet. Ve sonra, kendime bir kimlik bulmaya çalışıyorum. Evet. Ve oradan sonra şey artık bizim irademiz devreye giriyor. Yani iyi ya da kötü olmak bizim elimizde. Mesela hepimiz potansiyel katiliz, hepimiz potansiyel intihara meyilli bir insanız, hepimiz potansiyel hırsızdır mesela. Bu hani derler ya, kimse sınanmadı, insanın masum değildir diye. Aslında dediğiniz gibi nefs dediğimiz kavram aslında bir suya benzer. Çamura döker, toprağa dökerseniz çamur oluyor, buna dökerseniz hamur oluyor. Neyi döktüğümüze bağlı onu. O yüzden ona bakmak lazım ve iradeyle doğruyu seçmek lazım. Bence insanın hayat gayesi de aslında temelde Allah'ın rızası olmalı. Ve onun rızasını neyle nasıl kazanabilirime bakmalı. Ve mizacımızın olumlu potansiyelleri bence bu noktada şey oluyor. Bize yol gösterecek. Mesela ben yedi kanatlı bir fabrik, ikisi de sosyal. Yani bütün insanlara faydalı olmak, bütün insanları eğlendirmek. Bir blog kurduğum şeyde. Oradan insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Ta Ankara'dan ya da yurt dışından birilerine ulaşabiliyorum. Mesela bu bir faydadır. Ama insanlar dolandırmak için de kullanabilir. Önce bir güven verir, güven vermenin yolunu biliriz, benim yaptığımı biliyor. Sonra dolandırabilir. İyiliği ya da kötülüğü seçmek bizim irademize bağlı. Peki mesela diyelim ki devlet iradesi senin o bloğunu kapatsa ve ömür boyu sana hiçbir sosyal faaliyette bulunmama cezası verse ne hissedersin? Kendimi kısıtlanmış hissederim ama benim kafaya başka bir yol tutacak. Bir dakika. Bak, kendimi kısıtlanmış hissederim dediğin anda kendin birileri tarafından kısıtlanabilen bir varlık oluyorsun. Acaba sen birileri tarafından kısıtlanabilen bir varlık mısın? Mesela Hazreti Yusuf hapse atıldığında kendini kısıtlanmış mı hissetti acaba? Şimdi tamam, peki o kendini kısıtlanmış hissedene bir sor bakalım. Allah onun yanında mı? Peki yanındaysa nasıl kısıtlanmış hissediyor? Şöyle, Allah bir kapı açmış. Bak, acele etme, bak acele etme. Kendini kısıtlanmış hissediyor ya, bir bak. O nasıl bir şey ki kısıtlanmış hissediyor? Ben birileri tarafından kısıtlanabilir bir varlık mıyım? Buraya bakmamız gerekiyor işte. Yani o yüzden acele etmeden biraz gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü çok fazla kabullerimiz veya ezberlerimiz var. Kimisi çok dindar ezberleri olabilir. Kimisinin farklı ezberleri olabilir. Ama biraz gözlemleyin ve biraz kullandığınız cümlelerin üzerinde durun. Bunu fark edebilirseniz adım adım ve en çok dikkat edeceğiniz şey şu. Ben
kendim gibi kavramlar zihninizden geçtiği zaman biraz bunlara sorgulayıcı bakmak yönünde bir çaba gösterin. Mesela kendimi ifade etmek istiyorum. Yani ben neyim ki kendimi ifade etmek istiyor? Ben neyim? Kendini ifade edemediğinde ona ne oluyor? İşte boğazım düğümleniyor. Kim o? O kim? Değil mi? Yani ben kendini ifade edemediğinde boğazı düğümlenen bir varlık mıyım acaba? Bakmam gerekiyor. Yoksa içimde bir şey var, kendimi ifade etmeliyim mi diyor. Ve onun üzerinden mi kendini tanımlıyor? Ve ben onu kabul mü ediyorum? Bunlara bakmak durumundayız. Bunlara bakarsak o zaman yaşam ağacını tatmış oluruz. Ve o kendi kendimize zulmetmemize yol açan o sahte benlik ağacını bırakmış oluruz. Yoksa aslında kutsal metin bize şunu diyor. Ölü olarak yaşamak mı istiyorsun? Tırnak içinde. Ölü olarak yaşamak mı istiyorsun? Yoksa Tanrı'da diri olarak yaşamak mı istiyorsun? İşte Hazreti İsa'nın İncil'de peşimden gelin dediğinde birinin işte babam ölmüş, onu gömeyim dediğinde bırak ölüler ölülerini gömsünler demesini ancak bunu idrak edersek anlayabiliriz. Gerçek dirilik Tanrı'da diri olduğunu idrak ettiğin andır. Ve o senin bu alemdeki gerçek doğumundur. Bedenden doğdunuz, şimdi ruhtan doğmalısınız diyor Hazreti İsa. Bedenden doğum gerçekleşti, ruhtan doğum gerçekleşmeli. Yani sen ruhtan kaynaklanan özünü idrak etmelisin. Sen ruhtan geliyorsun. Kutsal ruhtan geliyorsun, sonsuzluktan geliyorsun. Bunu fark edebiliyor musun? Bunu fark ettiğin zaman o zaman ikinci doğum gerçekleşmiş olur. Ve ruhtan doğmayan ölüdür der Hazreti İsa. Hocam peki evet. İsa Aleyhisselam'ın kutsal ruhtan geliyorsun derken şeyler Hristiyanlar yanlış algılıyor. Kutsal ruh derken onlar şeyi kastediyorlar ya. Meleği kastediyorlar ya. Bu onların tartışmaları yani. Kutsal ruh ilahi kaynaklı bir niteliktir. Sizin kastettiğiniz ona aittir. Allah'tan gelen bir şeydir. Dolayısıyla biz o sonsuzluk kaynaklı bir varlığız. Onun farkındalığını gerçekleştirmeliyiz. O melek üstü bir şeydir. Bazen melek şeklinde de görünebilir. Yani kutsal ruh her şekilde görünebilir. Ama o ne bir melektir ne başka bir şeydir. Bir nevi Yaradan'ın isim ve sıfatlarının sonsuzluğudur. Ve onların mükemmelliğidir. Mesela bizim varoluşumuz Allah'ın isim ve sıfatlarının bir nevi bir araya gelip oluşturduğu bir şeydir. O anlamda Yaradan'la olan bağımızı keşfetmeliyiz. Bunu unuttuğumuzda mutsuz olduğumuzu da anlamalıyız. O yüzden ne zaman mutsuzsan oturup Tanrı'yla bağını tekrar hatırlamaya ihtiyacın var. Yoksa niye mutsuzum? Mutlu olmak için neye ihtiyacım var deyip bir şeyler aramana gerek yok. Araman gereken şey ne bir arabadır, ne bir ilişkidir, ne bir zenginliktir, ne şu ne budur. Mutlu olmak için yöneleceğin şey kaynağındır. Kaynağına döndüğün zaman, en azından onu hatırladığın zaman bile mutluluğun esintilerini almaya başlarsın. Ama öbürleri sahte bir şeydir. Teşekkür ederim.